Saygıdeğer izleyenler, Ünye Atatürk Parkı'ndan sizlere Ünye'nin evladı, kendisi uzun yıllardır Ankara'da ikamet eden Kubilay Cengiz Nergis kardeşimizin hem kendisini anlatacak hem de arada bir irtibatını koparmayıp geldiği memleketinde yaşanan olumsuzlukları dile getirecek. Bu konuda öncelikle Kubilay Cengiz Nergis kimdir, ne iş yapar, onu kendisinden öğrenelim. Evet, Ünye'nin eşraf kesiminden Kubilay Cengiz Nergis kimdir? Kaç yıldır Ünye dışındadır? Halen daha ailesi burada olduğu için Ünye'den kopmamış Kubilay Cengiz, Ankara'da ne iş yapar? Ahmet Bey, teşekkür ediyorum. 1962 Ankara doğumluyum. Ama aile köklerimiz, dedelerimiz hep Ünye'li. Yani köklerimiz 1800 yıllarında Ahmet Kaptan'ın torunlarıyız. Evet. Ankara'da gıda toptancılığı, bilakis ondan sonra ticaret ve daha sonra servis taşımacılığı üzerine iştigal ettik. Daha sonra Ankara'da bir takım olumsuzluklar, esnafın sömürmesine karşılık bir hareket başlatalım dedik. 92 yılında Türkiye'de olmaz denilen, mümkün değil denilen 200 kişiyle Ankara Servis Aracı Umum İşletmecileri Odası'nı kurduk. İlk, Türkiye'de ilk. Direksiyondan inip de bir oda kurup bir odanın başkanlığını yapmak hayli zordur tahmin edersiniz. Ki şöyle söyleyeyim, bir başkomisere gittiğimiz zaman bizi şurada bekleyin diye ayakta dakikalarca bekletti. Ki oradan başbakanlarla, bakanlarla konuşan bir zirveye taşıdık odamızı. Amacımız sermayesi dar, sömürülen, fakir olan esnafın kalkınmasına yönelik çalışmaları, hayallerimizi gerçekleştirmekti. 92'de kurduğumuz odamızı, hatta önemli bir hatıratım var. Eğer siyasi bir kişiyle görüşüm mahsur yoksa anlatabilirim. Yok, buyurun. Peki, 94 yılında Başbu Alparslan Türkeş'i ziyaret ettim. Kendisini anlattım, o zaman genç, heyecanlı bir başkanım. Evlat dedi, isteklerini dedi bizim yapmamız mümkün değil, biz hükümet değiliz. Sen dedim başbursun, yaparsın. Ve buna çok güldü. Biraz sohbetten, 1,5-2 saat bir sohbetimiz oldu. Dedi ki sana devletteki tüm mülkücülere talimat vereceğim, senin önüne assınlar dedi. Gerçekten Ahmet Bey, ondan sonra önümüz açıldı. Odayı 92'de kurduk, 94'te Başbakan Profesör Tansu Çiller'i Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'na getirebildik. 5000 kişiye, yaklaşık 5000 kişi vardı. Tam DSL'e yaklaşık. Orada isteklerimiz şunlardı. Okul taşıma işlerinde ihalelerin ortadan kaldırılması, bu taşıyıcının direkt öğrenci velisiyle taşıyıcının arasındaki bir rakite dayalı olması. İkincisi de en önemlisi plaka tatili. Yani sayı sınırlaması. Bu esnafın bir sosyal güvencesi olsun, bir istikbali olsun, sermayesi yükselsin, sömürülmesi bitsin. Neticede bunu başardık. 94.611 sayılı bakanlar kurulu kararını çıkarttık. Daha sonra bir üçlü kararname daha gerekiyor. Onu çıkarttırdık Ocak ayında. 5 Mart 95'te Ankara'da ve Türkiye'de ilk olmak üzere onun servis araçlarına tatil getirdik. Ve Cengiz'in C'si olan C plakayı taktık. Ondan sonra bir yıl sonra siyasi olarak ANAP geldi. ANAP geldikten sonra bu sefer tur şirketleri ANAP'la iştigal haline geçtiler. Plaka tatilimizi yasal olmayan yollarını iptal ettirdiler. Onun akabinde biz 15 gün kontak kapatma eylemleri yaptık. Otobüsler yaktık, şunu yaptık. Fakat idare o zaman vali aşamadık. Dediler ki sizin tanımınız yok. Şu yok, bu yok. Kasım 96'da trafik kanunu tanımımızı çıkarttık. Derken Danıştay kararı falan kaybettik. 98'de bu sefer ANAP Başbakan Mesut Yılmaz aynı salona getirdik. Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu. İkinci kez tatil aldık. Ve Türkiye'de birçok ilde alınmasını sağladık ve şu anda 360 bin civarında veya 400 bine yakın esnafın sanıyorum %90'ı plaka tatiline kavuştu. Bu ne demektir? Bu bahtiyarlıktır. Bu fakir esnafın sermayesini yükseltmesi çalışmalarının verdiği meyvadır. Bundan çok mutluyuz. Ondan sonra 2002'de Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu'nda Derviş Gülay karşısında aday oldum. Çok ciddi bir oy aldım. 700-800 ya 9'a yakın bir oyla kazandı ama 700-800 sahte oyu vardı. O zaman ki hükümette bazı, at isim vermeyeyim onları, bize
ilgisi alakası olması fikirden, siyaseten beklediğimiz insanlar Derviş Gündoğan'a destek verdi ve biz o sahte oylarla seçimi kaybettik. Ondan sonra Türkiye'nin ne yazık ki kanayan bir yarası bu sahte oylar. Maalesef. Yani şöyle sahte oy nasıl oynandı federasyonda? İşte doğuda, güneydoğuda fakir odalar var. Şoför odaları. Bunlar seçimlere gelemiyorlar parasızlıktan. O gelmeyen odaların yerine, onlar biliyorlar listede otellere yerleştirdikleri için. Kimler gelmediyse onların yerine Ankara'dan, Çorum'dan oy kullandırıcı insanlar koydular. Bunları biliyoruz. Bir Türkiye klasiği. Türkiye klasiği maalesef. Yani işi eline ver. Hakkaniyetle kazanayım. İnsanlar beni seçiyorsa kazanayım. İstemiyorlarsa, kim istiyorlarsa o kazan. Böyle bir şey yok bizde. Tabiyet yok. Yani mutlak benim olacak. Az olsun benim olsun. Az olsun benim olsun. Ama ne oluyor? İşte federasyon yıllardır elimizden plaka gitmesin diye şoför esnafına bir hizmet yapmakta imtina ediyorlar. Niye? Siyasetten korkuyorlar. Türkiye'deki plakalar, yani bu bütün araçların plakalarını satan Tuşov'dur. Ben olsam, benim gözüm görmez, benim önce esnafım derim. Evet, odalar para kazansın isterim. Onlar için her şeyi yaparım. Bu bir kabiliyetim var. Onlar da kabiliyet yoksa onların suçu. Onu da kaybetmem ama şoför esnafına layık olduğu zirveye taşır. İşte mantık burada ayrıştı. Biz biraz teşkilat, esnaf teşkilatına farklı, grempe ve aksi geldik. Aksi gelince düşmanlarımız çoğaldı. Seçimleri kaybettiler. 99'da Anap'ta milletvekili adayı oldum. Yıldırım Vakfı'da çalıştım. Bana meclis başkanlığı danışmanlığı teklif etti. Kabul etmedi. Ben dedim oda başkanıyım. Affınızı rica ederim. Yaptığım hizmetlerle size helal olsun. Bunun gibi çok önemli bakanlıklarda devlet adına ayrıca bize düşen bir görev olduysa bilerek bilmeyerek sevgiyle saygıyla yaptık. Şimdi emekliyim. İşte şimdi Ünye'de iş makineleri, ağır iş makinelerinin yedek parçasını pazarlamak üzere bir arkadaşımızdan yetki aldık. Onun için bir iki çalışma yapacağız Ordu bölgesinde. Başarabilirsek. Siyaseti takip ediyoruz. Siyasette kopmadık. Bizi bırakmıyorlar zaten. Çevremizin ve şeyimiz olması itibariyle tecrübemizin. O bakımdan kopmadık. Esnaftan da kopmadık. İlerisi ne gösterir onu bilemiyorum tabii. Peki. Saygıdeğer izleyenler. Buraya kadar Kubilay Cengiz Nergis'in doğumundan bu yaşa gelene kadar geçirdiği evreyi öğrendik. Ünye kökenli olduğu için de ailesi burada. Şimdi zaman zaman bulunduğu Ünye'de Ünye'nin seçilmiş ve atanmış yetkililerinden haklı olarak gerek ferdi gerekse yaşadığı çevreyle ilgili istek ve talepleri oluyor. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde Ünye ya da Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıtasından bir talebiniz olmuş. Evet. Bu konuyu paylaşalım istedik. Çünkü Yüce Allah rehber olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim'inde cehaletten kurtulsun kullarım diye okumalarını buyurmuştur. Evet. Okumayan da bu memlekete ne kendisine ne memlekete faydası olur düşüncesiyle önce okumamızı istemiştir. Evet. Ama okumayan insan sayısı %40 dolayında olduğu için halen daha cehaleti savunanların yüzünden devletin seçilmiş ve atanmış yetkilileri bürokraside sıkıntı çekmektedir. Maalesef. Bu konuda Ünye'de gerek Büyükşehir'in gerekse Ünye Belediyesi'nin zabıtalarıyla ilgili bir konu yaşadınız. Bunu kamuoyuna paylaşınız. Şimdi teşekkür ediyorum. Gerçekten ikra, oku. Şimdi bizim toplumumuzun en büyük eksikliği okumak, araştırmamak ve bilgin oksan. Şimdi benim en büyük kabiliyetim, işte birçok insanın sorunlarını devlet makamlarına gidip taşıdığım zaman benden yardım istediklerinde bilgiyle konuştuğum için başarı oluyor. Bilgi. Bilgisiz gittiğiniz zaman o kapılarda kaybedersiniz. Şimdi öncesini söyleyeyim. Ramazan ayı içerisinde Araplar mevkinin karşısında bir sokak var. Termeli diye başlıyor. Dönem mahallesi değil mi orası? Yok yok. Bizim Uzunkum. Uzunkum. Fiskobil'in biraz sokağı. Atatürk mahallesi. Atatürk mahallesinde. Tamam. Sokaktan kanalizasyon akıyor. Oradan kanaldan ana cadde yoluna vermişler. Ana caddenin altından denize salmışlar. Denize salmış. Evet. Evet. Ben de bununla ilgili Alo 153'ü aradım. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Buna lütfen müdahale edin. Dedi orası dedi UKOME. Şimdi ben UKOME'yi de biliyorum. Yani 1516 sayılı kanunu da biliyorum. Hepsini de biliyorum. Ama bunu arkadaş karşısında telefon açan kişi ilk başta gözlüğü şu. Karşısında cahil bir vatandaş var, aptal var, özür dilerim.
Şimdi arkadaş bana izah ediyor, diyor ki orayla büyükşehir ilgilenir. Şimdi bir görev bütünsellik içerisinde yürür. Devletten bir tanım olmaz. Devlet bir genelge gönderir illere. Der ki yeknesaklığın sağlanması der. Bütün tamimlerde nedir o? Tek düzenin sağlanmasıdır. Şimdi oradaki arkadaş bize dedim ki bu sokaktan geliyor. Denize katılıyor. Ve koronavirüs tehlikesi var. Bir pislik var. Hastalığı hastalık katıyorsunuz. Topu tacı atmaktansa hemen deyip ilgili birimlere efendim. Kendisi bildirecek tabii. OSKİ'ye bildir, özel kaleme bildir, başkana bildir. Yani kendi içinizde görevinizi, kendine bir görev çıkart. Başar ama nasıl başarırsan başar. Halka bunu yansıtma. Buna benzer bir hadise de geçen pazar günü yaşadım Ahmet Bey. Ekmeği fırın ekmek almaya gidiyorum. Bir geldim, eski bizim Devlet'te kamp vardı bizim çocukluğumuzda. O kampta oradan çalıkların arasında su fışkırıyor. Belli boru patlamış. Hemen 153'ü aradım. Vatandaşım neticesinde. Bu bir görevdir. Aynı şekilde nerede dedi? Efendim benim Devlet'te. Devlet neresi dedi. Dedim Şimşek Petrol'ün yanında. Şimşek Petrol neresi? Dedim orada bir tarif, baktım uzaktan Ankara Oteli gözüküyor. Ankara Oteli'nin yanı. Hah dedi. Ama dedi biz orayla ilgilenmiyoruz. Ya büyükşehir OSKİ'yi arayacaksın. Ben dedim misafirim. Esasında Ankara'dan geldim. Usulüyle anlatıyorum kendisine. Allah rızası için sizi arıyorum dedim. Öyle deyince ha bir dakika o zaman. Bir daha tarif et adresi. Bir daha tarif ettim. Neticede artık yaptılar yapmalar dönüp bakmadım oraya. Geçenlerde yine yaramaz bir köpeğim var. Çok özür dilerim. Gezdiriyorum. Bir gün önce iki genç kızın büyük bir kurt köpeğini bağlamadan gezdirdiklerini gördüm. Biz kaçtık, bize sataşmasınlar. Oradan da zabıta arabasıyla çıkıyor. Durdum. Dedim ki böyle bir husus var. Arabanın içinde bir arkadaş bana dedi ki yine bilgiç hakir görerek vatandaşı. Dedi ki onlar da dedi Ünye'nin köpekleri, onların da yaşama hakkı var. Bak dedim ben ona bir şey demiyorum. Ben tasmayla gezdiriyorum. Şoför olan arkadaş anladı. Dedi ki tamam beyefendi biz görürsek ikaz edeceğiz. Şimdi şu var Ahmet abi. Ünye'de veya başka yerlerde benim gördüm ama Ünye'de şu var. Bir görev verilen insanlarda ihtisaslaşma yok. Hani işi eline verin diyorsunuz ya. İş elinde değil anladığım kadarıyla. Olabilir. Eskiden, çok eskiden Ankara'da toplumdan, çevikten trafiğe polisler verilirdi. Muayene yerinde diye ruhsatta bulamazlardı. Yaşadık bunları. Ama daha sonra Emniyet Müdürlüğü bunların hepsini eğitime aldı. Hepsi canavar oldu. Eğitimle. Demek ki eğitim noksanlığı var. Olabilir. Özetlemek gerekirse zabıta görevlisi arkadaşların aynen PTT görevlisi arkadaşlar gibi Ünye'de kendilerine bir şikayet tevdi edildiğinde 2 saat neresiydi, orası mı burası mı demek yerine ellerini alıp adresleri, mahalleyi, köyü, şehri tamamen gezip tarayıp telefon açıldığında tek acil bir şey vardır. Araba işlenir, senin telefonda vakit geçirinceye kadar kişi ölür. Bunun önüne geçmek için bu zabıta görevi yapan insanlarımızın da kesinlikle şehri iyi tanımaları gerekir. Çağrı merkezi de bunun içinde olmak üzere iyi tanımaları gerekir diyor. İlgililere ve yetkililere saygılar sunuyoruz.